Bahçeli'nin ilk açıklamasından bugüne kadar gelişen çeşitli olaylar, Bahçeli'nin diğer açıklamaları, en son grupta yapmış olduğu gerekirse Öcalan'ın tahliye edilebileceğine, gelip silahları bırakmasına dair mecliste konuşma yapması gerektiğine ya da yapabileceğine dair vurgular son derece kuvvetliydi. Burada iki tane husus birden, belki üç tane husus birden vardı. Bir, bu Bahçeli'nin kişisel bir temennisinden çok Cumhur İttifakı'nın olduğu oranda Türk Devleti'nin bir girişimi, bir hamlesi olarak değerlendirilebilirdi. İkincisi, meclise gelme vurgusu fiilen ne kadar gerçektir, gerçekleşebilir başka bir tartışma, ama sembolik olarak son derece kuvvetli bir vurguydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düne kadar farklı tabirlerle tanımlanan PKK liderinin olabileceğine dair bir nasıl söyleyeyim, bir öngörü ya da bir davet, özellikle bunun Bahçeli gibi Kürt sorununda son derece sert, keskin, radikal tutumla tanınan milliyetçi bir kişiden gelmesi, dediğim gibi politik olarak da demokratik olarak da olanı tanımlama açısından da değerliydi. Üçüncü olarak şunu söylemek lazım. Bir açılım var ve bu açılım adım adım bir ikinci çözüm sürecine doğru ilerliyor. Bu açıklamaları arka arkaya bir zincir olarak koyduğunuz zaman bu ilerleme şu şekilde açıkçası karşımıza çıkıyor. Bu çözüm sürecinin ya da çatışma çözümü hamlesinin esası bir devlet stratejisi olarak tanımlanabilir. Bence en önemli hususlardan bir tanesi tabii dış dinamikler. Yani bölgede olup bitenler. Orta Doğu'nun ne kadar hareketli olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dengelerin değiştiği de ortada. Birçok merkez kaç hareket var, birçok merkezi hareket var. Amerika, İsrail, işte Hamas, Filistin örgütü, Hizbullah, İran, İsrail dengesinin bozulmasından sonra bir boşluk olduğu ve yeni temaslarla özellikle Rojava'da farklı ilişkilerle hareket edebileceğini düşünüyor olabilir devlet. Silah bırakmasıyla bölgeyi farklı bir biçimde kendi güvenliği açısından kontrol altına almaya çalışıyor olabilir. Bir başkası, Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteği söz konusu olabilir. Bu destekle silah bırakması, Rojava'da belli bir statünün Kürtlere tanınması, Türkiye'de de bu sorunun bittiğinin ilan edilmesi gibi bir prosesüs olabilir, bir süreç olabilir. Bu süreçte esas olarak Türkiye'nin son 2011'den itibaren bir dış güvenlik sorunu olarak tanımladığı Kürt sorunuyla ilgili yeni bir hamlesini ifade eder. Ama bu işler biliyorsunuz bir kez tetiklendikten sonra tek taraflı olmaz. Eğer Öcalan'a umut hakkı etrafında bir imkan sağlanacaksa, bu bir tahliye olabilir, bir ev hapsi olabilir. Onun dış dünyayla ilişkiler kurması, yani kendi siyaset alanını yönetmesi mümkün olacaksa, hiç şüphe yok ki bir görüşme, bir müzakere olmasa bile Türkiye Kürt sorunu açısından bambaşka bir evreye geçer. Dolayısıyla bu mekanizmayı böyle görüyorum. Niye olduğunu soruyorsun. Tabii bunun birçok cevabı verilmeye çalışılıyor. Bir kere iç siyasi faydadan bahsedenler var. Yani Kürt siyasetçilerin de desteğini alarak bir anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı'nın belki bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin önünün açılması gibi. Olabilir böyle bir ihtimal. Dediğimiz istikamette işler ilerlerse, yani Öcalan serbest bırakılır ve silahlar bırakılıp siyaset sahnesinde bu iş götürülmeye çalışılırsa, ben Kürt siyasetçilerin en ufak bir beis göreceğini sanmıyorum. Her seferki çözüm süreci tabii bir siyasi iktidar hamlesiydi. Devlet elbette siyasi iktidarı takip etmişti, ama bu kez daha çok bu demokratik faydadan değil de milli fayda, devlet faydası, stratejik fayda gibi bir aklın devrede olduğunu varsayabiliriz. Bu da sonuç olarak Kürt sorununun bizzat kendisine dair bir yaklaşımdan çok silahların susması, bu sorunda şiddetten siyaset aşamasına geçilmesine imkan verilmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu bir çözüm süreci olacaksa göreceğimiz şey Öcalan üzerinden silah bırakmaya davet. Eğer Öcalan bunu sağlayabilirse Demin ve Öcalan'ın desteklenmesiyle Kürt sorununun siyasi sahada ifade edilmesinin önünün açılması, tabii bu da bir tartışma konusu, bu rejimde bu nasıl olacak göreceğiz. Ve bazı Kandil'le ilgili, Kandil de buna katılırsa, Kandil'le ilgili dağdaki kişilerin hukukunun, hakkının, geleceğinin ne olacağına dair bir paket. Dolayısıyla benim şu ana kadar gördüğüm çözüm süreci gibi bir açılım istikamette önümüzde görünüyor. Birinci çözüm sürecinde aldıkları tavırla karşılaştırdığımız zaman böyle bir hamlenin hem dışında kalmak istemedikleri, hem böyle bir hamleye destek vermek istedikleri, hem de bu hamlenin tanımının parçası olmak istedikleri anlaşılıyor. Bu pozitif bir şey Türkiye için. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikameti budur. Başka tarafa gitmesi son angajmanlarıyla, son yıllardaki yürüyüşüyle mümkün değildi, ama her şeye rağmen kabul etmek lazım ki Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorunu konusunda somut bir çözüm paketi, somut bir fikir beyan etmiş bir siyasi parti değil. Bunu hala yapmıyor açıkçası. 2015'te yayınladıkları metin dışında ve bu sorun mecliste görülsün vurgusunun dışında bir hamleler yok. En son Özgür Özel'in meseleyi sadece Öcalan ve örgüt-devlet ilişkisi üstünden yürütmeyelim, gelin Türkiye'yi Kürtlerle hep birlikte yeniden tanımlayalım çıkışı önemli bir çıkış. Fakat bu çıkışın altını doldurmak lazım ve doldurursa Cumhuriyet Halk Partisi bunun altını, önerilerde bulunursa ve böyle bir süreçte açılırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere önü açılır. Söyleyemediği şeyleri şimdiye kadar daha rahat söyleyebilir. Milliyetçilikten korktuğu için ifade edemediği bazı önerilerini daha rahat ifade edebilir. Sistemi de etkileyebilir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu eksik olmakla birlikte ben pozitif buluyorum. Böyle bir süreç söz konusu. Devletin siyasi ve milli fayda etrafında tanımladığı bir hamle söz konusu. Bir karşılıklı müzakereye, etkileşime dayanan bir süreç değil bu. Sorunu çözer mi? Böyle bir adım sorunu tek başına çözmez, ama ileride başka şekiller almasına yol açacak bir durum oluşturabilir.